Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Çelikarslan Prototurk.com için hazırlamış olduğum bu eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda ise sizlerle birlikte çok basit bir şekilde klasları anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere klaslardan genellikle böyle korkuluyor ama hiç kaçmaya gerek yok. Bence çok basit anlaşılır ve hatta kullandığınızda çok da basit bir şekilde daha kaliteli kodlar yazabiliyorsunuz. Nihai amaç ne bu klas işte obje bir dünya kavram var diye soracak olursak da bir klasın mantığı niyeti benim için şu olmalı gerçek hayattaki bir nesneyi bu işte bir örnek veriyorum insan olabilir, bir ne bileyim mouse olabilir, bir ekran olabilir, bir ürün olabilir, bir kart, kredi kartı olabilir. Her şeyi bir şekilde modellemek ve daha sonrasında programın akışı boyunca da bu yeni oluşturduğumuz veri tipi, bu yapı üzerinde çalışmak. Örnek vermek istersek gelin birlikte bir insanı modelleyelim. Bir şeyi modellemek için Python'da bir class yaratacağım. Bu arada modellemekten ziyade şöyle de düşünebilirsiniz. Bir klas aslında içerisinde belli bir veriyi barındıran ve bu veri üzerinde de manipülasyonlar yapan tabi zorunda değil ama bir bundle bir grup olarak düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte bir tane insan adında bir tane class yarattığımı düşünün. Şimdi benim insanı modellemem gerekiyor. Ee, biz nasıl insanı modelleyebiliriz? Şimdi insanın ne özelliği olabilir bunları düşünelim. Mesela bir ismi olabilir. Soy ismi olabilir. Ee, örnek veriyorum. Hani gerçi çok özellik değil ama bir de bir tane işlevi olsun. Her insanın ne işlemi olur? Konuşabilir değil mi? Tamam ben def speak diyerek bir tane burada metot tanımlıyorum ve içerisinde pass diyerek bir işlem yapmadığını belirtiyorum. Biliyorsunuz ki şurası normal bizim fonksiyonlar dersinde gördüğümüz fonksiyon. Biz belli başlı birbiriyle ilişkili ve hatta işte bu klasın içerisindeki bu state dediğimiz verinin üzerinde manipüle edecek, veriyi değiştirecek metotları bir araya bu şekilde klaslar içerisinde toplayabiliriz. Mesela bir insan konuşabilir dedik. Bunun haricinde bir insan bir şey yiyebilir mesela. Ama ne ile ilgili şu anlık bir data tanımlamadım. Şu anda sadece yapmak istediğim olay şu. Bir klasın içerisinde bu klas ile alakalı metotlar ve özellikler barındırabiliyoruz. Fonksiyonlara biz klasların içerisindeyken metot diyoruz. Yani bu bir metot, bu bir metot. Bunun haricinde bir de dikkat etmemiz gereken convention zorundalık değil program çalışır ama klas yazarken ilk harfi büyütmeye de dikkat etmekte fayda olduğuna inanıyorum. Ekstra olarak bir class da bir e, fonksiyon ve yani metot tanımladığımızda şimdi özel işte statik metot vesaire var bunlara girmeyeceğim ama bir metot tanımladığımızda normal bir metot tanımladığımızda şu ilk kısmı self olur. Birinci parametre default olarak yani self isminde olmak zorunda değil astas -as falan da olur ama yine convention olarak self şeklinde kullanılır. Şu anlık şöyle bir şey yapacağım. Ne anlam verdiğini düşünmeyin sadece. Ben burada print diyeceğim. Ve ekranıma f şöyle bir şey yapıyorum. F objesi yani şu stringin içerisinde değişken bastırabilmek için böyle bir şey yaptım. Direkt şunu da yapabilirdim. Self nokta örneğin ben name diyeyim. Ama tabi daha tatlı olabilmesi için şöyle diyeyim. Self nokta neyim? Dedi diyeyim. Ya da konuştu diyeyim. Yine aynı şekilde şurada print diyorum. Bakınız yine ben f'i yi koydum. Eee şuradan self yine name diyeceğim. Yine konuştu diyeceğim. Buraya kadar anlaşılır gelmediyse bir dakika daha rica ediyorum sizden. Birazdan anlaşılır gelmeye başlayacak. Şu anda bir class tanımladım. İçerisine bir adet metot. Bir adet metot daha yazdım. Bu arada çok ufak bir bölüyorum. Ben şu anda bir internet arayısı üzerinden bunu yazıyorum. Siz Visual Studio Code üzerinden devam edebilirsiniz. Artık belli bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Bu noktadan sonra e, herhangi bir şekilde tutup illaki Visual Studio kod veya işte PyCharm veya ne bileyim Sublime Text olur, başka bir şey olabilir. Herhangi bir şeyde kısıtlı kalmanıza gerek yok. Neyi de isterseniz bu yazdığım kodları orada kullanabilirsiniz. Şimdi biz e, bir ne demiştik? Bir class ile hem içerisinde bu class ile ilgili olan metotları e, bir şekilde bir e, kümeliyebiliyoruz, tutabiliyoruz. Hem de bu klasın içerisinde tanımlı olan herhangi bir değişkene bura üzerinden müdahale ediyoruz ve nihai amacımız en nihai amacımız ise şuydu bizim bir klas gerçek hayattaki bir şeyi modelliyordu. Şimdi biz baktığımızda bir person insan klasımız var. Bu insanın konuşabilir ve yemek yiyebilir şeklinde yani yemek yeme ve konuşa yemek e, konuşabilme ve yemek yeme işlemi var. Şimdi klasları bir farklı şöyle de düşünebiliriz. Nasıl ki bir inşaat mühendisi geliyor bir evi tasarlıyor. Daha sonrasında ise tasarladığı bu evin yani bir taslak, bir çizimi tutuyor. İşte X firmasına veriyor ve X firması da bu evin klonlarını oluşturuyor değil mi? Biz e, yine yazılımda bu işlemi yapabiliriz. E, bir de şöyle bir örnek vereyim. Yani klaslar da aslında yazılımda da bunu yapabiliriz derken klasın da nihai amacı bu aslında. Klasın kendisi şu tanım genel bir taslak. Asıl önemli olan şey bu klastan yarattığımız nesnelerdir. Şimdi biz insanı modelliyorsak ne yapacağız? Her insan için şöyle bir şey mi yapacaktık? Bakınız. İşte tanımlayacağımız her insan için tutup şu şekilde bir şey tabii ki yapmayacağız. Bunun yerine ne yapıyoruz? İşte 3 deyip mesela 3 farklı klas oluşturup her bu 3 klastan farklı objeler yaratmayacağız. Şimdi obje kavramına giriş yapalım. Klası genel bir taslak, bir modelleme noktası olarak düşünecek olursanız Obje ise bu modellemeden üretilen bir örnek olur. Örnek veriyorum. Hasan ya da insan bir kişi bir şahıs bir adında neyse artık insan bir şeklinde person diyerek bakın sürttüm e, parantez açtım kapattım. Şu anda bir klası initialize ettik. Initialize etmek demek başlatmak demek. Bir klasın adını yazdıktan sonra soluna parantez açıp kapattığınızda artık yeni bir örnek yaratmış oluyorsunuz. Mesela bakın ben insan iki diyeceğim. Yine aynı şekilde geleceğim buraya person yazacağım. İnsan 3 diyeceğim. Yine geleceğim aynı şekilde person yazacağım. Şu anda elimizde tek bir class vardı. Ama bakınız uygulamamızın içerisinde aynı class'tan 3 tane nesne örnek yaratmış olduk. Şimdi gelin ben print diyeceğim. ID ile bellekteki adresine bakalım. Tam birebir göstermiyor aslında da. Bir tane daha işte hani daha bunu belli metotlara sokarak da kısaltabiliriz. Şu an şu şekilde bakınız run dediğimde gördüğünüz gibi burası bu objelerin bellekte tutulduğu adres ve farkındaysanız hepsinin adresi farklı. Ama hepsi şu an birer insan ve bunların hepsinin kendi buradaki metotları var. Örnek ben mesela e, şurada insan bir nokta örneğin speak dersem ya da insan bir nokta örneğin eat dersem ve ekranı çalıştırdığımda Bam hata aldım. Neden? <laughs> Çok güzel. Şimdi ben bakınız ne oldu? Ne oldu? Olayı anlatacağım şimdi size. İnsan 1.speak, insan 1.eat dediğimizde insan 1'in içerisindeki speak metodunu çalıştırdık. İnsan 1 neydi? Hemen bakalım. Bu klasın yaratılmış hali biçimiydi. Peki buranın içerisindeki insan 1'in içerisindeki speak neydi? Tam olarak burasıydı. Speak'in içerisinde ise bir tane self vardı. Self ise aslında tam olarak burada yaratılan objeye tekabül etmektedir. Şimdi ben diyorum ki yaratılan objenin içerisindeki self.name'e erişmek istedim. Peki biz name diye bir şey tanımladık mı? Tanımlamadık. O yüzden de person objesinin name adında bir attribute'ü olmadığını söyledi. Şimdi ben şunu şu anda kapatıyorum. Şuradan devam ediyorum. Bakınız insan bir. Bizim için şu anda bir nesne. Yani buradan oluşturulmuş bir kopya. Ben diyorum ki bu insan birin içerisine bir adet attribute ekliyorum. Bunun adı da name olsun. Ve buna da ben Oğuzhan diyeyim. Şimdi tekrardan run diyorum. Bakınız Oğuzhan konuştu. Oğuzhan konuştu şeklinde geldi. Oğuzhan yemek yedi diyelim şuraya. Run diyorum. Oğuzhan konuştu. Oğuzhan yemek yedi şeklinde bir sonuç almış olduk. Şu anda belki biz ne ettik o zaman? bir klastan, bir örnek yarattık ve bu örneğin içerisine de bir adet attribute ekledik. Bu doğru bir davranış değil bu arada arkadaşlar. Şu yaptığım doğru değil. Ama ben birkaç tane yani doğru ama birkaç örnek daha göstermek istiyorum. Daha doğru kullanımları var. Ben burada tekrardan bir insan yaratacağım. İnsan 2'nin adı ise bu sefer Tayfun olsun. Daha sonra ben insan2.speak dediğimde Yine insan 2 dediğimde tekrardan run dediğimde bakınız Tayfun konuştu. Tayfun yemek yedi oldu. Şimdi neden buna örnek dediğimiz daha iyi anlaşılmıştır umarım. Bir örnek oluşturulduğu için her oluşturulan örneğin kendi attribütleri oldu burada. Mesela ben burada person diye buranın bir kopyasını yarattım. Daha sonra bu kopyanın name'ine name attribute'ünü olsan yaptım. Burada farklı bir kopya yarattım. Bu yaratılanın işte name'ini Typhoon yaptım. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? O zaman bir şekilde bizim yarın bir gün bir nesne yaratıldığında bunun içerisinde çeşitli özellikleri de attribute'leri de atamamız gerekecek. Bunun daha güzel bir yöntemi var. Şöyle ki def altı altı init dediğimiz bizim bu isim değişmiyor bu arada bu şekilde olmak zorunda. Ve birinci parametresi self olan bizim special bir metodumuz var. Özel bir metodumuz var. Bir class şu şekilde initialize olduğunda arka tarafta bir tane boş bir nesne yaratılır ve bu nesneye biz burada müdahale edebiliriz. Bu nesneyle ilgili işlemler yapabiliriz. Şimdi bizim buradaki örneğimize baktığımızda ben şöyle geliyorum alt tarafı siliyorum. Ben insan bir dediğimde bir örnek yarattım ya burada. İşte bu örnek yarattığım obje aslında buradaki self'e tekabül ediyor. O yüzden ben insan bir nokta dediğimde self nokta e tekabül etmiş oldu. Yani person'dan bir obje yarattım. Daha sonrasında bu objenin attribute'üne yani self nokta buranın içerisinde yani buradaki isim insan nokta bir burada self'e tekabül ediyor bile diyebilirim. Ben burada insan iki person dediğimde ve yine aynı şekilde insan iki nokta dediğimde ve buna typhoon dediğimde artık ne oldu? Bu objenin örneğindeki name işte işte insan iki bu sefer self oldu. Şimdi peki daha güzel nasıl yapılabilir? E şimdi ben buradaki insan 1 ve self aynıysa şunu söyleyebilirim o zaman. Self nokta name'lerim burada. E i̇şte örnek veriyorum e, buraya hard kod olarak Oğuzhan diyebilirim. Şimdi ben bunu kaldırsam olur. O self ile bunun aynı olduğunu göstermek için yaptım. Şimdi run diyorum. Bakınız olsan konuştu, olsan yemek oldu. Peki. Şimdi ne olacak o zaman? Bakınız bir sıkıntı gösteriyorum size. İnsan 2 diyorum tekrardan person diyorum ve insan 2 nokta speak dediğimde ya da insan 2 nokta eat dediğimde ben bunu run ettiğimde bakınız hep olsan konuştu yazıyor. Çünkü neden? Dedim ki ben insan 2 şu anda bizim için burada self değil mi? Yine bakın self'in name'ini hard kod ettiğim için elimle gömdüğüm için olsan oldu. İnsan biri yarattığımızda yine otomatik burası çalıştı. Ve ne oldu? Self.name'i olsan yaptık. Biz insan prinsipini çalıştırdığımızda self.name konuştu olduğu için bu oldu. Bunun da bir tık daha güzel yöntemi şu. Bir klası initialize ederken, bir klası yaratırken, bir klası başlatırken buna parametre de gönderebiliriz. Örneğin ben burada bir tane name diye bir parametre koyacağım. Ve daha sonra self.name'i de bu klas yaratılırken alınan name'e işaret edeceğim. Artık şöyle bir noktaya tekabül ediyoruz. Ben geleceğim burada person'a birinci parametre olarak name vereceğim. Ve buna Oğuzhan diyeceğim. Daha sonrasında burada tekrardan bir name çalıştıracağım. Buna da Tayfun diyeceğim. Run dediğimde bakınız Oğuzhan konuştu, Tayfun konuştu olduk. Aslında çok temel anlamda bir insanı başarılı bir şekilde tabii ki çok 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 ilkel şu anda bir şekilde modellemiş olduk. Bunu büyütebilirdik. Örneğin ben surname derdim. Self nokta işte surname eşittir surname derdim. Yani yaratılan objenin içerisindeki surname e, işte ettir bizim dışarıdan aldığımız surname'e eşit olacak. Yani bunu yaptığımız sayesinde buradaki self'lerle erişim sağlayabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında yaratılan her objenin ta kendisi self'e tekabül etmiş olacaktır. Temel anlamda Python'da klaslar tekrar söylemekte fayda var. En güzel kullanımı benim gördüğüm gerçek hayattaki objelerin, nesnelerin programlamada soyutlanması yani buraya dönüştürülmesi aslında soyutlanması değil de buraya dönüştürülmesi ve burada efektif bir şekilde kullanılması demektir. Bir obje ilk yaratıldığında ilk çalışacak metot init'tir. Başlangıçtır. En başta bu çalışır. Daha sonra burada o en başta bize yaratılan boş obje üzerinde çeşitli değişiklikler burada yapılır ve buradaki metotlarda bu instance'ın in metotları da artık yarattığımız olan bu örneğin metotları da tamamen burada yaratılan self'e göre çalışmaktadır. Hafif karmaşık gelmiş olabilir belki biraz da anlatış stream'den ama temel olarak 2-3 sefer izlerseniz ve yorumlarda anlamadığınız yeri sorarsanız burayla ilgili yardımcı seve seve olmak isterim. Bu dersimizde bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşmek üzere.